Yengeç burcu erkekleri Kaf Dağı'nda görürler kendini. Her şeyi ben yaptım diyen, aslında hiçbir şey yapmazlar. Oturdukları yerde sistem kurarlar ve bu sistemi başkaları tarafından yönetilir ve ben yaptım diye kolay para. İkizler diyorum ya şimdi çıktım. Yengeç burcunun şu özelliği var: çalışkandır, yaratıcıdır, tembeldir. Ama tembelliğin sırasında verilen her şeyi tek tek oturduğu yerde de yapabilecek kadar da pratik bir zeka eser. Çok güzel yüz hattı vardır ama çirkin erkek oranı daha yüksektir. Yani güzel görünüm, çirkin karizmatik erkekler yani yengeç burcudur. O yüzden yengeç burcu erkekleriyle mümkün olduğu kadar sigarasına düşkündür, alkole düşkündür, ya eğlenceye düşkündür, parti insanıdır, eğlence insanıdır, kulüp insanıdır. Ama şöyle söyleyeyim, sorumluluklarını yapar ama kendi eğlencesi ön planda, ilk önce eğlence hayatını düzenleyecek, ondan sonra yengeç başkalarının görevine adapte olabilir. Çok patron hükmü insanlandırdır ve birileri altında emir almaktan nefret ederler ve çok keyifli yemek yerler. İnanın o yemeği yerken 10 tabak yemek yiyormuş gibi karşısında siz de doyarsınız. Lezzetine çok düşkündür. Yengeç burcu özellikle en sevdiği olay turşu. Turşuya bayılır yengeç burçları ve rakı çok severler. Keyif insanlarıdır yengeç burcu. Yengeçle anlaşmak istiyorsanız her zaman rakı masasında balık muhabbeti turşuyla geçirebilirsiniz her şeyi ona. Ama ya yengeç erkeklerin hani kovardalık, kumarbazlık, eğlence, hayat dolu diyoruz ama hiçbir zaman parayla ilgili hata yapmazlar. Yani bu zararı veriyorsa ertesi gün başka bir planla, başka bir kurnazlıkla o parayı yerine getirirler. O kadar da akıllılar. Aslında vücut yapıları çok seksidir ama geniş hatlara sahiptir, genişleme özelliklerine sahiptir. Çünkü düzenli oturdukları için yengeçler, düzenli hamur işi yedikleri için farkında olmayalar ben hangi ara bu kadar koştum, hangi ara kilo aldım kavgası da yaparlar. Ama aslında hayat onların sadece hayalinde koşmaktır. Normalde oturan insanlardır yengeç burçları. İnanın evde temizlik konusunda yengeçlerin üstüne tanımıyorum erkekleri. Toz takıntıları vardır. Ama dağınıklığı da bir o kadar da severler. Yani dağınıklık arası ev dağınık olsun ama hijyenik olmak zorunda. Evin her noktası dağınık olabilir. Ve yatakta kesinlikle şu özelliğe sahiptir. Cinsellik demeyelim de duygu insanları diyelim. Saç okşamak, koklamak, şefkat, duygu. Yani seks onlar için çok geri bir plan gibi gözükse de aslında sekse de inanılmaz düşkün yengeç burçları. O yüzden yengeç erkeklerini yaşamak istiyorsanız onun gibi rahat olacaksınız. Onun gibi önemsemiyormuş gibi durur. Pinti değiller, kabul etmiyorum. Para isteğini verirler ama o parayı da almasını bilirler. Bu doğru bir cevap. Yani alırlar. Bir de çok konuşur. Hani erkek konuşmaz deriz ama yengeç erkeği kadar konuşkan, geçmişle ilgili takıntıları olan bir erkek tanımıyorum ben. Yani siz ona geçmişte hata yapsanız da, güzellik de sunsanız, şu tarihte şu olmuştu, bu tarihte bu olmuştu. Bir de devamlı yaptıkları şeyleri anlatır ya yengeç erkekleri. Yani mesela diyelim ki bugün çok iyi bir ödül, yani o bir ay öncesinden ödül alacağını bilir, her gün, her saat, her saniye bunu konuşur. Ya bir zaman gelsin. Vakti gelsin, ödünden ondan sonra, daha o kutlamayı bir ay öncesinden başlar. O yüzden yengeç erkeğini oflayıp poflamak kadar kolay ve basit bir şey yok. Yani sen iyisin, mükemmelsin de sırtını yasla yengeç erkeğine. Ama şöyle bir şey var, aldatma enerjisi fazladır. Renkli bir kişiliktir, yani gecelik ilişkilere merakı vardır. Yani o yüzden yengeç erkeğin duygusal oluşuyla birlikte çapkınlıklarını önlemek de çok zordur. O yüzden bir yengeç erkeğiyle evli ya da erkek arkadaşınızsa onunla olduğu gibi kabul ettiğiniz sürece mutluluk hormonlarınız her zaman tavan yapar. Ama onu kabul etmediğiniz sürece her zaman aynı şeyleri tembi pilavı gibi tekrar edecektir. Bir de ailesine çok düşkün gözükürler ama alakası yok. Telefonda düşkün. Alo anneciğim ne yapıyorsun? Ha çok özledim tam bir ara geleceğim. Ya aradan bir sene geçer. Oğlum hani neredeydin? Gelecek ya bir türlü gelemiyor. Kısmet olmuyor. Çünkü o hovardalık, eğlence, hayat, para finansları. O ne zaman aileye gelir biliyor musunuz? Bir ceket, bir ayakkabı varsa o gün anne babanın evine geri döner. Çünkü artık ortada kalmaktan korktuğu için doğru yuvasına gitmesi için bu dengeyi görmesi. Ha saygısızlığı yoktur emin olun. Ama şöyle bir şey var. Bencilliği çok fazla olduğu için ve herkes onun etrafında
döndüğüne inandığı için yengeç erkeklerinin hiçbir zaman parasız kalmayacak. İnanın yengeç erkekleri 45'ine kadar parayı bulurlar. 45'inden sonra saçma sapan paralar nereye gitti belli olmaz. O yüzden anne kucaklarına geri dönerler. İyi bir eş mi? Eğer onu taşıyan eşi annesine benziyorsa ya da kız kardeşine benziyorsa o aileyi bırakacak bir cins değil. Ama hovarda çapkınlık olduğu için kadının da ne kadar sabredeceğini bilmiyorum. Ama iyi bir aile reisi olabilmesi için kadının da ona çok dürüst ve duygusal, saçı okşanması lazım, başı okşanması lazım, koklanması lazım, bebek gibi kokuyorsun demen lazım yengeç erkeğe. Bunları denemediğin sürece yengeç erkeği koca olarak değil, sadece tendit pilavı gibi kafana ütüleyecek bir karı adam olur. Yengeçler hayallerinde hep büyük binalarda oturmak, otel gibi yerlerde yaşamak, kral dairelerinde uçmak isterler. Ama hep o hayalde kalır. Yani hayal, hayal, hayal. Aslında onlar iyi bir senarist olmaları gerekiyor. Ve onlar iyi bir resim çizme kabiliyetleri olması gerekirken hayal ve kurnazlıklardan hayatı sıkışmış yengeç. Herkes aynı kalıba sokamayız. Bazı yengeç erkekleri vardır. İnanın karısını başka bir kadınla ömür boyu aldatmamıştır. Ama genelde yengeç enerjisi hovarda, kumar, enerji, eğlence, keyif insanları oldukları için onların hayat tarzına ayak uydurduğunuz sürece mutlusunuz. Ama uydurmadığınız sürece o da sizi mutsuz eder, siz de onu mutsuz edersiniz. İyi baba olurlar. Çünkü para ver çocukların mutlu olsun mantığında. Para ver çocuklarım. Çocuklarla vakit geçirmeyi sadece 15 dakika. 16. dakika yengeç erkekleri birilerinden çabuk sıkılır ve etrafının boş olmasını ister. O yüzden yengeçlerle belli aralıklarla, sakin zamanlarla ayarlarsanız daha mutlu olacaksınız. Yengeç erkeğini idare etmek, onun gibi kumarbaz, keyifli, eğlenceli ve acayip hayat dolu olmanız lazım. Parayla ilgili inanın eli bonkördür ama para verir. Sizden de alır ama geri vermesini de bilir. Ama vermediğiniz zaman uzun soluklu bir eziyet süreci de olabilir. Yengeç erkekleri doğaya düşkün ama nasıl bir doğaya düşkün? Ya otel odasından manzara seyret, başka bir şeye yarama. Yani bir koşuya gidelim de sen bir git ben bir bakayım havanın durumuna göre der. O yüzden yengeç burcu erkeğiyle ben giderken o camdan bakacak, havada rüzgar olursa evde yatacak. Bu tip yengeç burcu erkekleri olduğu için rica ediyorum yengeç erkeklerine evinizin önüne bir film koyun. Güneş varmış gibi görsün ki ayakkabısını öyle giysin. Yoksa çıkmaz evden.